MS artık sık duymaya başladık. Beyinde veya sinir sistemine ait, omurilere ait bazı bölgelerde orada hasarlı dokular oluşuyor. Bu hasarlı dokuların, dürtiko yapıların savunma sisteminin saldırısıyla ortaya çıktığı söyleniyor. Ve multibil yaygın olarak sinir hattı olan bütün bölgelerde görülebiliyor. Burada klinik olarak etkilenme ortaya çıkan şeyin sebebi nereyi tuttuysa onunla alakalı faaliyeti yapmakta vücut zorlanıyor motor olarak. Mesela denge merkezinde bir bölgeyi tuttuysa dengeyle alakalı sorun yaşayabiliyor. Veya görme merkezinde bir sıkıntı varsa orayla alakalı ise tutulum görmeyle alakalı süreç kapanabiliyor. Veya yürümede diğer fonksiyonları etkileyen bölgelerde sıkıntılar varsa, tutulum varsa o bölgelerle alakalı süreci yapmakta vücut zorlanıyor. Şimdi baktığınızda aslında bedenimizin her işleyişi organlardan tutun da bütün hareketlerimize kadar sinir sistemiyle organize ediliyor. Sinir sistemi tutan bir olay fark etmiyor bu. Bazen ALS süreçlerinde de benzer o omurilikteki hattın tutumuna bağlı benzer süreçler de yaşanabiliyor. Burada asıl önemli olan tutulan bölge ve klinik olarak yansıyan kısım. Ama biz MS olgusuna baktığımızda biraz farklı bakıyoruz. Çünkü sonuçta şu var. Savunma sistemi saldırmış, saldırılan bölgelerde arazlar, bozulmalar oluşmuş ve onun sonucunda da klinik olarak bu süreci vücut yansıyor. Hareketlerde, dengede diğer problem oluşmaya başlıyor. Şimdi biz sonuçtan ziyade peki vücut böyle bir kararı niye almış? Yani ona gitmemiz lazım. Eğer orayı biz çözersek süreci geriye çekebiliriz. Ama şu an yapılan şu ki savunma sistemini bloke edecek bazı tedbirlerle hastalığın seyri yavaşlatılıyor. Çünkü suçlu savunma sistemi. O zaman savunma sisteminin saldırısını biz yavaşlatırsak süreci de yavaşlatmış oluruz deniyor. Ama savunma sistemi vücudun bir parçası. Yani burada vücut bir şeyler yaparken, bir şeyler ortaya koyarken bugün tansiyonda da, şekerde de, diğer rahatsızlıklarda aslında haklı olduğu bir şeyi ortaya koyuyor. Ve burada da aynı şekilde savunma sistemi buraya saldırıyorsa bir sebebi var. Biz o sebebi ortadan kaldırmadığımız sürece saldırmaya devam edecek. Yani şunu yaparsak belki durdurabiliriz. Savunma sistemini tamamen yok edelim. Buna da hayat olmaz zaten. O zaman ne yapıyoruz biz? Sadece savunma sisteminin refleksini biraz aşağı indiriyoruz. Bu refleks aşağı indikçe vücut saldırıyı biraz geriye çektiği için süreçte stabil veya biraz daha yavaşlamış oluyor. Ama baktığımızda savunma sistemi bu işi yapmayla alakalı kuruluşunda aslında haklı birkaç yön görüyoruz. Şimdi birkaç tane hastadan hastaya değişebiliyor bu olay ama genelde dolaşımla alakalı sinir hattının, o bölgenin, omurilik yapısının veya beyin dokusunun beslenmeyle alakalı süreçlerde sıkıntıları olduğunu görüyoruz değerlendirmelerimizde. O süreçlerdeki o sıkıntılara bağlı olarak o dokular, hücre yapıları format değiştiriyor aslında. Yani A formatında kalitesinde bir hücreyken o B'ye dönmeye başlıyor. O hücre de haklı. Çünkü bu süreci yönetebilmesi için, çünkü 10 puan kan gelmesi gereken, dolaşım gelmesi gereken bir yere 8'lik, 7'lik bir kan geldiğinde hücre de kendini modelliyor ve yeni iyilik haline taşıyor. Hücrenin orada karakter ve formu A'dan B'ye taşındığında vücut savunma sistemi eğer başka bir şeylere bağlı olarak da aktif seyrediyorsa zaten ve genelde bu MS ataklarının çıkış süreçlerinde bazı enfeksiyon süreçleri, bazı yoğun stresle alakalı süreçler onlar arkadan patlayabiliyor bu olgular. İşte burada da savunma sistemi agreve oluyor, artıyor. Savunma sistemi arttığında kendine iş bulması lazım. O kadar hücre ne yapacak? O zaman bakıyor önünde bir tane bozuk bölge var. Nerede? Beyin dokusunda beslenmeyen bir hat var. Tamam diyor, ben işimi buldum. Artık bundan sonra benim görevim belli. Beyinde hasar gören veya sinir dokusunda yapılarında hasar gören bütün hücreler avlamam gereken ana vazifemdir diyor ve görev üstleniyor. Bu görev devam ediyor ve bir iki aşamadan sonra vücut aslında o matrix yapısı, hafızası savunma sistemini haklı buluyor. Çünkü diyor ki hakikaten burada A formatında olması gereken hücre B'ye dönmüş, aslında buraya uyumlu bir hücre değildir diyor ve savunma sistemi bu hareketini destekliyor. Artık onaylı bir savunma sistemi hücresi var orada. Ne yapıyor? Sinir dokusunda hasar gören bölgeleri ortadan kaldıran. Şimdi bizim başta basit beslenmeyen sinir dokumuz, beyin dokumuz ikinci aşamada savunma sisteminin saldırısıyla
skleroze yapıya tamamen ölü yapıya veya işlemez yapıya dönmeye başlıyor. Birincisinde gliyoz dediğimiz basit beslenme bozukluğu, ikincisinde MS olarak nitelendirdiğimiz bozulmaya dönüş yapıyor. Şimdi beyin dokusunda artık hücrelerimiz bizim aktiflenmiş, kendilerine yeni bozulan hücreler ve yapılar arıyorlar. Ve başka bölgelerde eğer kanlanmayla alakalı süreçte, dolaşımla alakalı süreçte bir sıkıntı yaşadığında aynı sistem hazır olduğu için tekrar oraya saldırmaya başlıyor, yeni bölgeye saldırmaya başlıyor. Ve MS hastalarına genelde bir bölgede çıkar, daha sonra diğer bölgeler devreye girer. İşte artık orada kopyalanmış ve yeni hayat formuna göre görev yapan hücre savunma modelleri olduğu için artık ilk MS'in gelişmesiyle alakalı süreç belki 5-10 senelik bir zamanda meydana geldi. Ama ikinci oluşan bölgeler öyle olmuyor. Çünkü artık sistem hazır. Dolaşım bozuldu, hücre yapısı değişti, savunma sistemi anında oraya saldırı düzenler. Ve akabinde orada bir hasar, MS ile alakalı bir hasar ve orada bir klinik ortaya çıkar. Şimdi o klinikle alakalı süreci yönetebilirsiniz. İşte fizik tedavi destekleri, işte diğer tedaviyle alakalı işte savunma sistemi baskılayabilirsiniz. Ama süreç devam ettiği için hep üzerine negatif olarak bir adım daha koyarak olay başka bir boyuta taşınır. Şimdi burada yapılması gereken, biz hastayı değerlendirirken o üç beden model değerlendirmesinde biraz önce örnek verdim dolaşımla alakalı, başka bir şey de olabiliyor. Hangi sistemlerde problem var da sinir sistemindeki hücreler değişime gitmiş, bu değişimin sonucunda savunma sistemi niye böyle bir karar almış? Öncelikle onu değerlendiriyoruz. Akabinde belki toksiklikle bağlı olarak dolaşımla alakalı belki sıkıntılar var, onları görüyoruz. Daha sonraki süreçte DNA'lardaki epigenetik değişiklikle alakalı vücut nasıl bir karar almış, nasıl bir model oluşturmuş, onları tespit ediyoruz. Bu üç triad dediğimiz kirlenme, sistem bozulması ve DNA kod değişikliği, o triadı değerlendirdiğimizde aslında bugün MS de olabiliyor, başka bir rahatsızlık da olabiliyor. Biz orada hastanın kendisine ait asıl tanıyı oluşturuyoruz. Kaynak modelli tanıyı oluşturuyoruz. Bu tanıyı ortaya koyduktan sonra kişiye MS tedavisinden ziyade vücudun davranışlarını tekrar eskiye çevirmesiyle alakalı süreci koordine edecek modellemeyi ortaya koyuyoruz aslında. Bu modellemeyi ortaya koyduğunuzda zaten dolaşım devreye girdiği için sinir hücreleri normal faaliyetine ulaşıyor. Zaten hasarlı bir doku olmadığı için orada savunma sistemi saldıracağı bir alan kalmadığı için saldırıyı geriye çekmeye başlıyor. Ve vücut oluşturmuş olduğu yeni iyilik modelini eski orijinal haline taşıyarak oradaki görüntü ve bulguları ve kliniği de beraberinde geriye çekiyor. Yani MS dediğimiz olay da diğer hastalıklarımız gibi aslında vücudun hayatta kalabilmek için ortaya koyduğu bir modellemedir. Siz kaynağı ortadan kaldırdığınızda diğer hastalıklarda olduğu gibi MS süreçleri de beraberinde geriye çekilecektir.